Arkadaşlar merhaba, ben Ömer Çağnavcı. Hatırlayacağınız gibi topraksız tarım alanlarında çalışmalarımız vardı. Bunlar nelerdi? Hidroponik sistemler, akvaponik sistemler, katakültür yani kokopite ekmiş olduğumuz alanlar ve aynı zamanda elektrik ve elektronik alanlarında da çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Bu tarz çalışmaların devamı ve yapılan gelişmelerden haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olun. Beğenin ve bildirim zilini açın. Böylece daha fazla kişi ücretsiz olarak bizim danışmanlıklarımızdan ve bilgilerimizden nasiplensin arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hatırlayacağınız üzere kendimiz bir yerli imkanlarla bir dikim alanı oluşturmuştuk. Neydi bu dikim alanı? Çam iğnesi ve aynı zamanda tarımsal perliti karıştırarak bir dikim alanı oluşturduk ve bir tanesinde yetişkin bir çilek koyduk. Bir tanesinde de arkadaşlar küçük bir çilek fidesi koyduk ve böylece bu fidelerin nasıl geliştiğini gözlemledik ve buradan almış olduğumuz meyvelerle ve gayet başarılı kokopite eşdeğer bir dikim alanı olduğunu gördük. Süreci de hafta hafta takip ettiğimiz videolarda açıklamalar kısmında olacak. Şimdi arkadaşlar şu an çileğimizin yaklaşık 75. günü ve 75. günden sonra arkadaşlar bu meyveyi aldıktan sonra bakın çileğimiz çok güzel şekilde gelişmeye devam ediyor. Bakın burada tekrar 3 tane, bakın en sevdiğimiz olay arkadaşlar, tek dalda 3 tane meyve vermesi bizim en çok sevdiğimiz olay. Bu demektir ki verim artacak. Burada arkadaşlar bakın şurada kardeşlenmelerimiz var. Burada şuradaki kardeşlenmeler, buradaki kardeşlenmeler. Bunlar arttıkça arkadaşlar bu çilek sürekli meyve vermeye devam edecek. Şimdi burada da görmüş olduğunuz arkadaşlar çok küçük ölmek üzere bir çilek fidesiydi. Bu da arkadaşlar meyvesini de verdi. Gelişim de devam ediyor. Buradaki arkadaşlar yapraktaki sorunlar, burada ağırlıklı olarak biz bunu sıcaklığa bağlıyoruz arkadaşlar. Biz burada yapmış olduğumuz deneyde bizim gözlemlediğimiz şey şu arkadaşlar. Mesela şurada saksı. Şu saksımı alayım buradan. Arkadaşlar bakın saksı da yapıyoruz. Bir saksı da yapmamızın önümüzdeki sene ya da ondan sonraki seneler biz saksı da dikimi tercih edeceğiz. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Bir, bitki kökleri birbirini gelişimini engeller arkadaşlar. Sizin anlayacağınız tarzda anlatayım. Çok fazla ayrıntıya girmeyeyim. Bitki kökleri birbirinin gelişimini engeller. Bakın örnek gösteriyorum. Gel abi. Bakın buradaki bitki kendini kurtarmış ama bakın dibindeki buradakiler hala küçük. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın buradaki daha büyük mesela. Bakın bundan sonraki bakın küçük. Yani bir küçük bir büyük. Bir küçük bir büyük şekilde. Bu neden kaynaklı? Hatırlıyorsanız videoların başında da söylüyordum. Biz mesela 1 metreyi arkadaşlar 13 tane diktik, 14 tane diktik. Ama normalde her zaman söylediğimiz gibi 1 metreye 10 ya da 8. 10, 8, 11. Ama size şunu da söyleyeyim. Benim size tavsiyem bu tarz kokopite dikmek yerine arkadaşlar şöyle saksıda dikmek her anlamda daha avantajlı. Ve burada damla sulama, biliyorsunuz ki 1 metreye 4 tane ya da 3 tane 20 santimlik damla sulama kullanıldığı için 1 metreye 4 tane ya da 3 tane damla sulama konuyordu. Böyle olunca da arkadaşlar sıkıntı ne oluyor? Çok fazla köklere su teşkil etmiyor ya da damlanan noktalara bu sefer kökler yürüyor. Bu sefer de birbirinin kökleri birbirini engellemeye çalışıyor arkadaşlar. Böyle bir savaş içine kalıyor. Bakın mesela burada da şuradaki mesela çiçek açmış. Bakın burada iki tanesi hala küçücük. Mesela bu aslında bizim dezavantajımız. Ama böyle bir saksı da yaparsak arkadaşlar bunlar çilek kökü genelde dikey tabana doğru yürür. Yani yatay değil de tabana doğru yürür. Daha önceki videolarda da arkadaşlar gösterdim. Eğer kökler şöyle yatay şekilde dikildiği zaman çileklerin tutmadığını, fidelerin tutmadığını gösterdim arkadaşlar. Saksı da tabana doğru yürüdüğü için ve 7 litrelik ya da 5 litrelik saksı koyarsanız kökler daha çok gelişeceğinden dolayı arkadaşlar çilekte daha fazla verim alacağımızı hesaplıyoruz. Yapılan çalışmalarda, araştırmalarımda da bunu da gördüm. Ve kazık kök şeklinde sulama yaparak direkt üst tarafa değil de direkt kök kısmına besinli suyu gönderdiğimiz zaman böylece üst tarafta zararların lavra atabilecek koşulları engellemiş oluruz arkadaşlar. Bakın biz de şurada da çam iğnesi deneyinde de şunu gördüm arkadaşlar. Çam iğnesinin bakın üst tarafı kuru. Üst tarafı kuru ama dip tarafları arkadaşlar şöyle göstereyim, nemli.
Bu da arkadaşlar bizim ne işimize yarıyor? İşte kırmızı örümcek, saman akarı gibi bu tarz zararların lavra atmasını engelleyecek. Lavra atmasını engelleyerek arkadaşlar böylece bunların çoğalmasını engelleyecek. Ama bakın kokopitte öyle bir şey yok arkadaşlar. Kokopitte bakın kokopitin üstü nemli. Böyle olduğu zaman da arkadaşlar ister istemez bu taraflara çok rahat bir şekilde sinek gibi zararların lavra atması sağlanacak kadar üstüne sinek çekecek arkadaşlar. Artı saksıya dikimin bir avantajını daha söyleyeyim. Mesela bunda küllenme oldu, mantari hastalıklar oldu. Bundaki mesela tedavi yapılırken rüzgar ya da nemle başka yerlere sporlar saçılabiliyor. Burada arkadaşlar şu saksıyı alırsınız. Götürürsünüz, bir karantina bölgesi oluşturursunuz. Cam sil spreyiyle böyle tık 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 bunu tedavisini yapar. Böylece buradaki hepsine birden saçılmasını engellersiniz. Karantina bölgesi oluşturursunuz. Saçılmasını engelledikten sonra da tedavisi bittikten sonra tekrardan yerine getirir koyarsınız. Getirir koyarsınız. Böylece kaldığı yerden devam eder. Arkadaşlar önümüzdeki sene videolarımızda bitki koruma konusunda hangi ilaçları kullandığımıza dair, daha doğrusu marka ismi vermeyeceğim, etken maddesi vereceğim. Hangi ilaçları kullandığımıza dair çalışmalarımız devam edecek. Buradaki bilgilerden faydalanmak için ve ücretsiz olarak danışmanlıklarımızdan faydalanmak için mutlaka kanalımıza abone olun, beğenin ve paylaşın ve bildirim zilini mutlaka açmayı unutmayın. Böylece her videoda buluşabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.